Bazı insanlar doğuştan farklı olarak doğmaktadır. Dış görünüşlerindeki bu farklılık onların bütün özelliklerinin önüne geçebilecek güçtedir. Bazen benzersiz olmalarına rağmen bir insanın kalabalıkta kaybolması oldukça kolaydır. Bu videodaki her bir kadının kendine özgü, özel yeteneği veya bazı konulara ilgisi olabilir. Bu kadınların ne kadar özel olduğunu görünce siz de çok şaşıracaksınız. O halde vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bethany Hamilton. Bethany Hamilton profesyonel bir sörfçüdür. Onun için olağanüstü olan durum ise sol kolunun 2003 yılında bir köpek balığı tarafından koparılmasıdır. Bu inanılmaz saldırı sonucu kolunu kaybetmesinden 3 hafta sonra suya geri dönmüştür. Bethany saldırıdan hemen sonra dalgalara geri dönmekle kalmadı. Ne kadar yetenekli bir sörfçü olduğunu göstermeye devam etti. Sörfü asla ara vermedi. Dünyanın birçok farklı yerinde yarışmalara katılmaya ve birincilikler almaya devam etti. Bethany'nin hayat hikayesini konu alan Soul Surfer adlı bir film bile var. Frankie Collini. İnsanlar saçlarını bakımlı tutmak için haftada en az 2 kez yıkarken İngiltere'nin Rapunzel'i uzun yıllardır saçlarını kesmediğini ve yıkamadığını iddia ediyor. İngiliz sanatçı Frankie Collini 6 yaşından beri saçlarını hiç kesmediğini ve 13 yaşında saçlarını yıkamayı bıraktığını açıklamıştır. 32 yaşındaki kadın saçlarının bakıma ihtiyaç duyduğunda taradığını ancak hiçbir zaman yıkamadığını ifade etmiştir. Aldığı bu kararla ilk başta çok zorlandığını fakat ilerleyen günlerde bu duruma alıştığını ve hayatının yavaş yavaş yoluna girdiğini belirtmiştir. Lyudmila Tijinkova. Dünyanın en uzun boyuna sahip olan 16 yaşındaki Ukraynalı kadın, 10 yaşındayken yaşıtlarından farklı görüntüsüyle insanların ilgisini çekmiştir. 10 yaşındayken etrafındaki tüm insanlardan daha uzun boylu olan bu kadının anormal uzunlukta kolları ve boynu vardı. Artık vücudundaki sorunlar nedeniyle dışarıya çıkmaya korkan kadına doktorlar tarafından Marfan sendromu teşhisi konmuştur. Hastalık omurgadaki bağ dokusunu etkileyerek boynun uzamasını sağlamıştır. Durumu düzeltmek için seri ameliyatlara girmek zorunda kalan kadın şimdi normal bir hayat sürdürebilmektedir. Sarah Jones. Los Angeles doğumlu ve şu anda Minnesota'da yaşamakta olan 26 yaşındaki Sarah Jones isimli genç kadın, sahip olduğu deri hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre daha yaşlı görünüyor. Hikayesini katıldığı bir televizyon sonrası tüm dünyaya duyuran Sarah Jones'un vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumdadır. Genç kadın bu sebeple olduğundan en az 30 yaş hatta belki de daha büyük göstermektedir. Bu hastalık vücudun kolajen üretimini engellemekte ve haliyle de cildin normalden daha hızlı bir süreçte karışmasına sebep olmaktadır. Genç kadın tüm bu hastalıklara rağmen kendisini hala çok güzel bulduğunu söylemektedir. Amazon Ashley. Kendini dünyanın en uzun burleks dansçısı olarak nitelendiren Amazon Ashley, tam 2 metre 6 santim boyunda. Dünyanın en uzun kadınlarından biri olan Ashley, aynı zamanda ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın da en yakın arkadaşlarından biri. Sahne şovlarında öne çıkan Amazon Ashley, alışverişe çıktığı zamanlarda bile hemen fark ediliyor. Peki siz görseydiniz onu ne hissederdiniz? Caroline Wells. Almanya'nın en uzun boylu kadını olan Caroline 2.6 metre uzunluğundadır. Günlük hayatında kıyafet ve ayakkabı bulmakta epey zorlandığını söyleyen Caroline'ın ayak numarası ise 48. Bu dev kadının boyunun bu kadar uzun olmasının sebebi ise herhangi bir hastalık değil. Çünkü ailesinde çok sayıda uzun boylu insan bulunmakta. Geçimini mankenlik yaparak kazanan uzun kadının bir de küçük bir kızı var. Lizzie K. Hayward. Lindsay Hayward, 32 yaşında bir Amerikan güreşçisi. 206 santim boyu, 109 kilogram ağırlığıyla ringlerde fırtına gibi esiyor. Videolarda anlaşılıyor ki kendisi son derece ürkütücü bir kadın olup dünyanın en güçlü kadını yakıştırmasının da hakkını veriyor. Normal boyutlardaki bir otomobili hiçbir yardım almadan kaldıran kadın, ringlerde meslektaşlarının korkulu rüyası durumunda yer alıyor. Zaman zaman erkeklere bile meydan okuyan bu kadın, görüp görebileceğiniz en ilginç insanlardan biri. Armini Harutyunyan. Dünya markası olan Gucci, Milano Moda Haftası'nda sergilediği yeni ürünlerini alışılmışın dışında mankenlerle tanıttı. Güzellik anlayışındaki gelenekselliği yıkıp doğal ve makyajsız mankenler seçti.
Aynı zamanda o mankenleri sosyal medya hesabındaki görsellerle de tanıttı. Kısa zamanda gündem olan Gucci'nin en çok konuşulanı ise Armani Harutyunyan oldu. Armani Harutyunyan 23 yaşında yüz hatlarında model anlayışı dışında olmasına rağmen fiziği bir mankeninki gibi. Tasarımcı olan Harutyunyan kendisini güzel sanan pek çok mankenden daha ünlü oldu. Kalın kaşlar, makyajsız ve alışılmışın dışındaki yüz hatlarıyla popüler olmayı başardı. Beanie Harlow. Dünyanın güzellik algısını değiştiren model Beanie Harlow, vitiligo hastalığı yüzünden aşağılanarak geçirdiği çocukluğuna rağmen kendini sevmekten vazgeçmedi ve dünyanın tanınan modellerinden biri olmuştur. 1994 doğumlu güzel modelin hastalığı 4 yaşında teşhis edildi. Toronto'da kuaför olan annesiyle yaşıyordu. Cilt lekeleri yüzünden arkadaşları tarafından hareketlere maruz kaldı. Sürekli okul değiştirdi. Kabus gibi bir çocukluk geçirdi. Michael Jackson'ın hastalığı olarak bildiğiniz vitiligo, günden güne cildinin pigmentlerini kaybetmesine sebep oluyor. Cildinde beyaz lekeler, ruhunda da karanlık izler oluşuyordu. Birçok fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Çok geçmeden fark edilmeye başladı. Güzellik yarışmalarına katıldı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı. Dünyanın güzellik algısını değiştiren Winnie'ye beyaz lekeleri estetik bir değer katıyor. Tess Holliday. 120 kilo manken olur mu? Muhtemelen çok az görmüşsünüzdür. Ama onu gördüğünüzde fikirleriniz değişecek. Bu başarı öyküsünün sahibi Tess Monster, 1985 doğumlu olan Monster kilolarını saklamak için ne giysem seçeceğini kafasından silerek kilolarından olumlu faydalanmış. Büyük ölçülere sahip model Tess Holliday, İngiliz ajans Milk Model Management ile sözleşme imzalayarak ilk kez büyük bir ajansla anlaşan kilolu model oldu. Instagram'da ise 2 milyonu aşan bir takipçi kitlesi bulunmaktadır. Madeline Stewart. Son günlerde podyumlarda yürüyen bir isim herkesin dikkatini çekiyor. Madeline Stewart, 22 yaşındaki genç, dünyanın ilk Down sendromlu modeli olarak fenomen haline geldi. 22 yaşında Down sendromlu genç bir kız. Avustralya doğumlu olan Madeline, doğuştan gelen bu durumu onun hayatını engellemedi. Aksine doktorların tüm tahminlerine karşın hayata sımsıkı sarıldı. Madeline hem modellik yapıyor hem de şu an bloggerlık yapıyor. Dünyanın ilk Down sendromlu profesyonel modeli olan Stewart, adeta podyumların aranılan ismi haline geldi. New York, Londra, Paris, Rusya, Dubai ve Çin moda haftalarında podyuma çıkan Madeline, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Deandre Forrest. Albinizm siyahilerde oldukça nadir görülen bir durum olarak kabul edilse de, albinizmi etnik köken ayırt etmeden birçok insanları etkiliyor. Şimdilerde modellik yapan Deandre Forrest de onlardan biri. 27 yaşındaki Afro-Amerikan albino model, güzellik ve moda enstitüsünü sallayan bir isim. Çünkü genetik özellikleri sayesinde moda dünyasında kabul edile gelmiş güzellik kalıplarını alt üst ediyor. Kendisi gibi albino olan bir erkek kardeşi de var. Alışveriş yaparken fotoğrafçı Shamer Khan tarafından keşfedilen genç kadın, o günden itibaren de büyük modellik ajanslarında çalışan ilk albino model olmuş. Özellikleriyle moda dünyasındaki güzellik kalıplarını alt üst eden bu model, aynı zamanda albino kişilere farkındalık yaratmak için de mücadele ediyor. Melanie Gaydos. 25 yaşındaki Melanie Gaydos, alışık olduğumuz kadınlardan değil. Sahip olduğu genetik hastalığı ona şans getirdi. Genç kadının bu görünümü ajansların dikkatini çekince kendini moda sektöründe buldu. Amerika'nın New York kentinde yaşayan Gaydos, Alman metal grubu Rammstein'ın bir klibinde yer alarak dikkat çekti. Michel Kopki. Alman Michel Kopki, 3 yıl boyunca uykusunda bile korse takarak belinin ölçüsünü 64 cm'den 40 cm'e indirdi. Bel ve sırt bölgesini destekleyen kasları ciddi şekilde hasar gören Kopki'nin midesi de küçülmüş. Kopki günde 10 küçük öğün yiyerek besleniyor. Hayatının çok fazla değişmediğini, sadece yavaşladığını söyleyen Kopki ise halinden memnun. İngiliz kadınların ortalama bel ölçüsü 84,5 cm iken en ince bel ölçüsü rekoru 38 cm. Amacı ise rekor kırmak.